Sayın Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Milletvekilleri, kıymetli ilçe belediye başkanlarımız, kıymetli misafirlerimiz, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Balıkesir'imizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız sizle beraber işbirliği yapma arzusu içerisinde gelip bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. Yüksek gerilim 280 kilovolt seviyesi ki Türkiye'de kullanılan en yüksek. Makinalar. İçerisinde saç kısmı ve dışarısı. İki şehri buluşturmak, şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor anlamında, iş insanlarını, bu konudaki sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri bir araya getirmek adına bir organizasyon yapmamız dedi. Bunun startını verdik. Bursa'nın iş insanları, belediye başkanının öncülüğünde Balıkesir'deler. Sağ olsun belediye başkanımızın ev sahipliğinden diğer tüm paydaşlarla beraber iki fabrika gezeceğiz. Şunu unutmamak lazım, yılın son demlerinde Cumhurbaşkanımız önemli bir müjde verdi. Özellikle Bursa'yı çok ilgilendiren bir müjde. Yerli ve milli otomotiv ki çok ciddi rağbet gördü. 2022'de de dağıtımı başlayacak. Çok kısa bir zaman içerisinde temelleri atılmaya başlayacak. 1 milyon metrekarelik bir alanda Bursa'da, Bursa merkezi olduğu üzere. Balıkesir'le Bursa çok iç içe, komşu. 5000 direkt, 15000 en direkt istihdam söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu manada komşu da pişer, bize de düşer hesabı. Açıkçası Balıkesir'in Bursa ciddi kazanımlar olacaktır. Bunu özellikle ifade ediyorsun. Tabii Balıkesir başta tarım ve hayvancılık olmak üzere aslında güçlüğünü ispatlamış. Nihayetinde 1 milyonu geçmiş bir büyük şehrimiz. Bana göre iş sektöründen de gelen, iş aleminden de gelen başarılı bir belediye başkanı var, arkadaşımız var. İlçe belediye başkanlarıyla, buradaki dinamiklerle beraber ben bu tecrübe paylaşımının ciddi kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum. Ekonomiyi geliştirmek için her iki kaynağı da çok verimli kullanmak için bir aradayız. Balıkesir'in potansiyeli çok yüksek. Bursa kendini gerçekleştirmiş bir şehir. Her alanda öncü, Türkiye'nin birçok alanında dördüncü. Yani büyük illerimizin dördüncüsü pozisyonda, ekonomide, ihracatta, üretimde. Coğrafi, kültürel ve insan kaynağı açısından yan yanayız. Biz Balıkesir olarak Bursa'nın tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Alinur Başkanım İnegöl'ü nasıl inşa ettiyse, ihracatını arttırdıysa, o güzelim ilçeyi bir şehir havasına soktuysa, bizim de 20 ilçemiz var. Onun ve arkadaşlarının tecrübesini Balıkesir'e yaşatmak istiyoruz. Onların ödediği bedeller var. Balıkesir bunları kullanmadan doğru noktadan başlasın istiyoruz. Yatırımcılarla yerel yöneticiler, karar vericiler ve devletimizin çeşitli bakanlıklarıyla beraber yapabileceğimiz yatırımların altyapısını oluşturuyoruz. İnsanlar görsün, belediye başkanları bir arada, genel sekreterler, iş dünyası, az önce söylediği gibi şehirler yarışıyor. Biz bölge olarak yarışmak istiyoruz. Biz Bursa'nın tecrübesinin çok olduğuna inanıyoruz. Bu tecrübeyi Balıkesir'e yansıtmak istiyoruz. Alinur Başkanım da bizim için büyük bir şans. Yatırımcılarla yerel yöneticiler, karar vericiler ve devletimizin çeşitli bakanlıklarıyla beraber yapabileceğimiz yatırımların altyapısını oluşturuyoruz. Toplam sanayi odasına, sanayi siciline kayıtlı işletmeler baz alındığında en fazla tabii tarım ve hayvancılığın merkezi bir Balıkesir'den bahsediyoruz. Gıda sanayi ön planda. Yine tarım makinalarını işleyen, tarım makineleri üreten. Arkadaşlar özünde ülkemize güvenmeliyiz, şehirlerimize güvenmeliyiz ve bu manada yatırımlar yapmalıyız.
ekipmanımızla, personelimizle, makinemizle, hasılı diğer tüm unsurlarıyla yatırımlar yapmalıyız.